Herkese merhaba. Bu videoda Unity uygulamanıza nasıl reklam ekleyebileceğinizi göstereceğim. Şu an bu uygulamada uygulamayı açtık. Build Settings'ten Android platformunu seçtik. Daha sonra bir canvas oluşturup 3 tane buton ekledik. Başka herhangi bir şey yapmadık. Butonlarımız hazır. Her bir butona bastığında ilgili reklam gösterilecek. Şimdi Unity Ads'i eklemek için Service kısmına tıklayıp Ads sekmesine tıklıyoruz. Burada Select Organization'la kendi profilimizin ismini seçiyoruz ve Create Project ID'ye tıklıyoruz. Eğer daha önceden bir uygulama oluşturduysak zaten diğer seçeneğe tıklayıp mevcut uygulamayı kullanabiliriz. Burada bizim uygulamamızın 13 yaş altındaki çocukların hedef alıp almadığını soruyor. Yani uygulamamızı 13 yaş altındaki çocukların da kullanamayacağını soruyor. Biz ona no diyoruz. Hala bekliyoruz yüklenmesini. Arkadaşlar daha öncesinde bu işlemi yapmak bu kadar kolay değildi. Bir takım SDK'lar indirmeniz gerekiyordu Asset Store'a gidip. Ama bunu iyice kolaylaştırdılar. Artık herhangi bir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Buradaki butona tıklayıp on dediğimiz zaman bizim için otomatik olarak ID'leri oluşturuyor. Burada bir checkbox var. Bunu da işaretliyoruz. Bu checkbox test reklamlarını göstermesini sağlıyor. Test reklamları gerçek reklamlar değil ve eğer bunu işaretlemeden test ederseniz dolandırıcılıkla suçlanıp profilinizin askıya alınma ihtimali var. O yüzden bunu atlamıyoruz. Bu işlemi tamamladıktan sonra artık kod kısmına geçebiliriz. Bunun için öncelikle bir tane klasör oluşturalım. Script klasörü. İsmi yanlış. Bu klasörün içinde C# script'e tıklıyoruz. Buna isim verelim. Unity Ads şeklinde. Daha sonra bunu Visual Studio üzerinde açıyoruz. Evet, açıldı. Burada update fonksiyonunu kullanmayacağız. Sadece start fonksiyonunu kullanacağız. İlk olarak reklam kütüphanesini dahil ediyoruz. O da unityengine.advertisement kütüphanesi. Bunu dahil ettikten sonra artık kütüphanemiz hazır. Değişkenlerimizi tanımlamaya başlayabiliriz. Burada öncelikle test mod değişkenini tanımlıyorum. Bu değişkenin değerini değiştirerek test modu aktif edip kapatabiliriz. Daha sonra platformlar için tanımlanan ID'lere buraya girmem gerekiyor. Android ID. Yani değişken tipini vermedim tabi. O yüzden hata veriyor. String Android ID. İşte şimdilik boş bırakıyoruz. Aynısını iOS için de hazırlamamız gerekiyor. Daha sonra burada private olarak her bir reklam tipi için oluşturulan ID'leri girmemiz gerekiyor. Örneğin ödüllü reklam için oluşturalım. Private string rewarded ID diyelim buna da. Eşittir. Şimdilik boş olsun. Bunu kopyalıyoruz. 3 tane 3 tane reklam tipimiz var. Banner ve interstitial yani geçiş reklamı. Bunları oluşturduk. Bu ID'lerin ne olduğunu şuradan öğreniyoruz. Dashboard'a gidip Project seçeneğinden az önce oluşturduğumuz projeyi seçiyoruz. Burada Monetization kısmından Placements'a geliyoruz. Burada Unity bizim için iki tane reklam tipini oluşturmuş zaten. Bir tek banner eksik. Onu da biz ekliyoruz. İsmini kendimiz veriyoruz. Buraya başka bir isim de verebilirsiniz. Buradan banner seçmeniz gerekiyor ve create placement dediğiniz zaman
otomatik olarak oluşturuldu. Placement ID'sini burada direkt görüyorsunuz. Banner. Bunu kopyaladık. Ve burada banner ID'ye yapıştırıyoruz bunu. Daha sonra tekrar geri döndük. Aynı işlemi rewarded için yapıyoruz. Kopyaladık. Ve rewarded kısmına yapıştırdık. Son bir tane kaldı. O da normal video. Onu da kopyalayıp yapıştırdıktan sonra reklam ID'lerimiz hazır. Burada Android ve iOS ID'lerini eklememiz gerekiyor. Onun için de buradan geri çıkıyoruz. Şu App Store için oluşturulan ID. Bunu iOS kısmına yapıştırdık. Daha sonra Google Play Store için oluşturulan ID'yi de buraya yapıştırdık. Şu an değişkenlerimiz hazır durumda. Artık programlama kısmına geçebiliriz. Öncelikle kodumuzun platforma göre ilgili ID'yi seçmesini istiyoruz. Bunun için precompiler işlemi kullanacağız. If Unity Android seçili ise buraya girecek. Eğer bu seçili değilse iOS kısmına giriyordur zaten. Burada end if'le bitiriyoruz. Eğer Android seçili ise advertisement nokta bir saniye niye hata verdi? Android. Yanlış yazmış. Evet, şu an tanıdı. Advertisement nokta initialize fonksiyonunu çağırıyoruz. Bu initialize fonksiyonu iki tane değişken alıyor. Bir platform tipi, diğeri de test modun aktif olup olmadığı. Yani bir bool değişkeni alıyor. Bu fonksiyonu tekrar kopyalayıp else kısmına da yapıştırıyorum. Burada tek değiştirmem gereken platformun ID'si. Bunu da girdikten sonra artık reklamlarımı dahil etmiş oldum. Şimdi reklamlar için ayrı ayrı fonksiyonları yazmam gerekecek. Onun için de öncelikle şunu yapabiliriz. Öncelikle şey oluşturalım. Ödüllü reklam için fonksiyon oluşturalım. Public void show rewarded et diyelim bu fonksiyonun adına. Evet, bu fonksiyonda öncelikle şunu kontrol etmemiz gerekiyor. Reklamın hazır olup olmadığını öncelikle kontrol edelim. Showing değil. Bunda isReady fonksiyonu sağlıyor. Bu isReady fonksiyonun içine hangi reklamın ID'sini verirseniz onu çalıştırıyor. Biz reward videonun hazır olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz. Şöyle yapacağız. If diyeceğiz. Hazırsa reklamı göstereceğiz. Şu an bu fonksiyon çağrıldığında Rewarded'u gösterecek. Bu fonksiyonu kopyalıyorum. Ve bunu geçiş reklamı için de oluşturacağım. Evet, bu fonksiyonumuz da hazır. Son olarak banner göstermek istiyoruz. Banner'da yapacağımız işlem biraz daha farklı olacak. Public void show banner add diyelim buna da. Bu işlem için enumeratör kullanacağız. Enumeratörün yaptığı işlem şu arkadaşlar. Bu fonksiyon içinde bir delay olacak. Bunu yan fonksiyon olarak başlatacak. Bunun sebebi de banner reklamları diğer reklamlara göre daha yavaş ve daha geç yüklenebiliyor. Burada yapacağımız işlem bu reklam yüklenene kadar bu enumeratör çalışacak. Reklam hazır olduğu durumda da banner'ı göstermeye başlayacak. Buna isim verelim. Show banner when ready diyelim bu fonksiyonun adına. Yapacağı işlem şu olacak. While not advertisement nokta is ready. Buraya direkt banner ID verelim. Banner hazır olmadığı sürece bu while içerisindeki işlemi gerçekleştirecek. Bu işlem de şu olacak.
Yield return new wait for seconds. Buraya verdiğimiz sayı kadar beklemesini istiyoruz. Biz buraya 0,5 saniye verelim. Yani iyi hata veriyor. Wait for seconds. Ha. Şu an düzeldi. Banner hazır olmadığı sürece 0,5 saniye bekleyip tekrar while içinde dönecek ve banner'ın hazır olup olmadığını kontrol edecek. Daha sonrasında da hazır olduktan sonra advertisement nokta banner nokta show diyecek. Ve buraya da yine banner ID vereceğiz. Arkadaşlar bundan önce şunu yapmamız gerekiyor. Banner'ın pozisyonunu belirtmemiz gerekiyor. Onun için de set position fonksiyonunu çağırıyoruz. Burada bir saniye. Burada ne vermemiz gerekiyor? Banner position nokta bottom center verelim. Evet. Önce yerini verdik, daha sonra reklamı gösterdik. Şu an bu hazır. Bu fonksiyonun içine de şunu yazmamız gerekiyor. Start coroutine fonksiyonunu kullanarak buraya bu enumeratörün adını giriyoruz. Tamam, şu an hazır. Bir de son olarak add listener ekliyoruz uygulamamıza. Bunu da şunun için ekliyoruz. Rewarded ad, yani ödüllü reklamlar izlendikten sonra bize bir event oluşturmasını istiyoruz bunu. Bu sayede biz de kullanıcıya hak ettiği ödülü verebiliriz. Burada şu an hata veriyor. Bunu Alt Enter'a tıklayarak Implement Interface seçeneğinden bizim için otomatik olarak şu fonksiyonları oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Fonksiyonlarımız oluştu. Burada bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bu listener'ı aktif etmemiz gerekiyor. Add listener this dediğimiz zaman listener aktif oldu buradaki listener. Dolayısıyla şu an reklamlar izlendikten sonra bu fonksiyonlar otomatik olarak çağrılacak. İlk fonksiyon reklam hazır olduğu zaman çağrılıyor ve hangi reklamın hazır olduğunu da söylüyor. İsterseniz kullanabilirsiniz. İkincisi reklam hatayla karşılaştığı zaman oluşturuluyor. Üçüncüsü reklam gösterilmeye başlandığı zaman ve dördüncüsü de reklamın izlemesi tamamen bittiği zaman, yani kullanıcı reklamı izlediği zaman oluşan event de bu. Şimdi biz bunları içini boşaltıyoruz. Üstteki üç tanesini kullanmayacağız. Burada öncelikle biten reklamın hangisi olduğunu kontrol ediyoruz. Placement ID eşit eşit. Nerede o? Rewarded ID. Eğer izlemesi biten reklam ödüllü reklamsa bir tane switch case yapısıyla kontrol ediyoruz. Switch show result dedik ve oluşturduk. Case show result nokta. Yine burada 3 tane seçenek çıkıyor. Failed, finished ve skipped. Şimdi failed ve skipped'i kullanmayacağız biz. Çünkü sadece reklam tamamen izlendiği durumda biz kullanıcıya ödün vermek istiyoruz. Burada bir başka event fırlatabiliriz. Ama biz bu uygulamada sadece ekrana reklamın tamamen izlendiğini yazdıracağız. Onun için de it's finished reward player yazalım mesela. Daha sonra return diyerek switch case yapısından çıkıyoruz. Evet, şu an bakıyorum her şey hazır görünüyor arkadaşlar.
Artık tek yapmamız gereken şey Unity'ye gidip yazdığımız kodu aktif hale getirmek. Daha zamanımız varmış, yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunun için öncelikle bir tane empty game object oluşturacağız. Buna Unity Ads diyelim. Bu oluşan objeye yazdığımız script'i ekliyoruz. Gördüğünüz gibi ID'ler otomatik olarak geldi. Daha sonra yapmamız gereken işlem butonların onClick eventine ilgi yazdığımız fonksiyonları eklemek. Bunun için artıya basıyoruz ve Unity Ads objesini buraya bırakıyoruz. Fonksiyonlarımız otomatik olarak geldi. Show Banner Ads seçeneğini seçiyoruz. Aynısını diğer butonlar için de yapacağız. Bu da geçiş reklamı ve son olarak ödüllü reklam için yapacağız. Tamam. Şu an her şey hazır. Programımızı çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi Show Banner Ad dediğim zaman burada bir banner reklamı çıktı. Bunlar örnek reklamlar, test reklamları. Geçiş reklamı, skip ve close butonları da oluşuyor. Biz close seçeneğine tıkladık. Herhangi bir event oluşmadı burada gördüğünüz gibi. Reward seçtik. Ve close seçeneğine tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada yazdığımız mesaj çıktı. As finished, reward the player. Yani eventimiz başarılı bir şekilde fırlatılmış oldu. Evet arkadaşlar, uygulamamızı oluşturduk. Şimdi yaptığımız uygulamayı Android platform üzerinde test edeceğiz. Ben Android emülatör kullanacağım. Bu gördüğünüz emülatörü. Bunun için öncelikle buradan APK dosyasını oluşturmak gerekiyor. Ben oluşturdum ve emülatöre yükledim. Şimdi uygulamamızı açalım. Bu arada bir sonraki videoda da AdMob reklamlarının nasıl uygulanacağını göstereceğim. AdMob Google'a ait olan reklam platformu. Onu tercih etmek isteyebilirsiniz çünkü onda daha fazla çeşitli reklam var ve daha çok kullanıcıya hitap ediyor. Uygulamamız açıldı. Ödüllü reklam gösteriyor şu an. Sesimiz. Bu da geçiş reklamı. Geçtik. Son olarak da banner reklamını gösterdik. Gördüğünüz gibi her şey çalışıyor. Bunu kapatabiliriz artık. Göstermek istediğim bir şey daha var. Bu uygulamada benim yapmış olduğum bir uygulama. Şu an Google Play Store'da aktif. İndirip bana destek olursanız sevinirim. Bu uygulamada hem Unity hem de AdMob reklamlarını birlikte kullanıyorum. Bunun sebebi de bazen reklam izleye tıkladığınız zaman reklam hazır olmamış olabiliyor. This is a rewarded video test ad. Nice job loading it. I'm gonna go fire the reward callback for you. Gördüğünüz gibi bu da AdMob'un test reklamı. Bunu kapattık. Reklam hazır olmadığı durumda kullanıcıyı bekletmek istemeyiz. O yüzden diğer platformda aktif olan reklamı gösterebiliyoruz. Bu gayet kullanışlı bir yöntem. Sizin de uygulamanızı tavsiye ederim. Üçüncü videoda bu iki reklam platformunun birlikte nasıl kullanılacağını göstereceğim. Şimdi kısaca oyunun nasıl oynandığını da göstereyim. Reklam olsun. Engellerde çarpmamaya çalışarak ilerliyoruz. İlerledikçe puanımız artıyor. Belli itemler çıkıyor. Bu itemleri alarak daha kolay bir şekilde oynamasını sağlayabiliyoruz. Oyun bu şekilde. Bu arada yaptığımız uygulamanın dosyalarını, kaynak kodlarını GitHub'a yükleyeceğim. Oradan direkt kopyalayıp kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.